hastaların %80'inde yorgunluğun sebebi farklı. Bugün onu anlatacağız. Neden yani herkes bu böyle kalbimizden, yorgun? Şekerimizden, şundan bundan gelmiyor. Kalp yok, şeker yok, tiroid hastalığı yok, önemli bir hastalığı olmadığı halde. Bakın burada insanların yarıdan çoğu el kaldırdı. Evet, hepsinde ciddi bir hastalık mı var? Yok, ama hepsi yorgun. Herkes yorgun. Sabah yorgun kalkıyoruz, gün içinde yorgunuz. İşte bir şöyle hafif bir mutfağa gidiyorum, yoruluyorum diyorlar. Demek ki bunun bir sebebi, ortak bir sebebi olmalı. Bütün yorgunlukların aşağı yukarı %80'i böyle aşağıda ciddi bir neden olmayan kişilerde sebep biraz önce sizin konuştuğunuz konuya dayanıyor. Kas güçsüzlüğü. Çünkü insanlarımız yeteri kadar spor yapmıyorlar. Maalesef bunu çok görüyoruz. Herkes yağlı. Bakın bu demin şurada Anton'du değil mi ismi? Evet. Yanlış Anton. Anton'u görüyoruz. Anton'u böyle dik tutan şey bizim iskeletimiz değil. Neler? Kaslarımız dik tutuyor Anton'u. Yani vücudu bir çadıra benzetebiliriz. Bu iskeletimiz bizim çadırın ortasındaki direktir. Eğer etrafta gergin ipler yani kaslarımız olmazsa bu iskelet hiçbir zaman böyle durmaz. Yani bize dinçlik hissini veren, o gücü kuvveti veren şey de kaslarımızdır. Kaslarımıza sahip çıkacağız. Lapacı olmayacağız. Devamlı televizyon karşısında oturmayacağız. Öyle olduğumuz zaman tabii sonra ki yorgun olur. Tabii. Peki o zaman başlayalım. Şimdi bakalım demek kaslarımız ki, evet, ne kadar çalışıyor? Evet. Acaba bu iki hanımefendi mesela yorgunluktan şikayet ediyorlar. Evde ekran başında olan izleyicilerimiz de bu hareketleri yapsınlar. Yapsınlar. Tabii ki. Hemen yani şöyle halının üzerinde yaparlar. Ha. Bakalım yeteri kadar kaslarına dikkat ediyorlar mı göreceğiz. Hocam siz de buyurun biz böyle geçelim. Şimdi yapacağımız şu. Kollarımızı böyle dayıyoruz. Ayaklarımızın parmak uçlarımızın üstüne kalkıyoruz. Karnımızı içeri çekiyoruz. Evet, süpersiniz. İki tarafta başladı. Saymaya başlayalım. Evet. Normalde şimdi isterseniz bir sayacımız var mı? Veyahut da sayalım. Veyahut da geliyor. Sayacımız geliyor. Ekrana tamam. Da gelecek şimdi. Şimdi önce bir rahat etsinler bakalım. Sayaç gelince başlayacağız. Tamam. Peki 3, 2, 1 başlıyoruz evet. Şimdi. Şimdi 1, 2, 3 4. Şu an ekranda geri sayıyoruz hocam. Öyle hiç yorulmayın. Tamam. Ama bu hareketin özelliğini bize anlatın. Bütün kas grupları şu an çalışıyor. Çalışıyor tabii. Şimdi normalde sağlıklı bir insanın bu pozisyonda 60'a kadar beklemesi lazım. Yani 1 dakika kadar burada beklemesi lazım. 60'a kadar mı evet, dediniz? Evet 60'a kadar. Nasıl durum? Titre titre çalışıyor kaslar. Titre titre çalışıyor. Dur Hülya Hanım'a da gideyim hemen. Nasıl durum? Son 30 saniye. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ay gitti. Hiç kalmadı mı kuvvet? Kalktık buraya herhalde yapabileceğimiz belliydi. Ama zaten yorgun oluşunun sebebi belki bu kasları hiç çalıştıramamak biliyor musun? Ben biliyorum zaten yaptım hatayı. Ya peki vallahi dayanıyor. Harikasınız. Harikasınız. 3, 2, 1, 0. 60 evet. Saniye dayandınız. Titreye daha da durabilirim. Egzersiz yapıyorum çünkü ben. Alışık daha yani. Dayanabilirim, egzersiz yapıyorum diyor. Peki kalkabilirsiniz. Hani derler ya yapanla yapmayan bir olur ya. Mu diye. Evet. Peki. Şimdi hocam sizi böyle alacağım. Bir kere gerçekten tebrik etti, teşekkür ediyoruz. Evet sağ olun. Puanlama yapacağız. Güzel bir performans. Hanımefendiye tabii ki 10 puan vereceğiz. Çünkü 1 dakikayı gayet güzel bir şekilde geçti. Peki. Aytur Bey'e de 10 puan veriyoruz tabii. O zaten 10 puan hep. Evet. Peki Hülya Hanım ne yapacağız? Ona da bir 8 puan verelim. Verelim değil mi? Tabii. Çünkü iyi dayandı. Evet, evet o da 8 iyi puan. Tebrik ediyoruz sizi. Buradan spora. Bitmedi. Peki. Bitmedi. Evet. Şimdi efendim ikinci harekette yine sağlıklı insanların eğer kas kuvveti iyiyse, yerindeyse, yeteri kadar spor yapıyorsa, o kasların yerini yağlar almamışsa, yere oturduğu zaman bir oturup ayaklarımızı öne doğru uzatalım bakalım. Evet, öne doğru uzatıyoruz. Şimdi öne doğru eğilip ellerimizle ayak uçlarımıza dokunup 10'a kadar sayıyoruz. Pas. Evet. bu sefer durum nasıl? Ama oldu galiba. Galiba oldu. Geri sayalım mı? 10,
Siz de bize eşlik edin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alkışlıyoruz. Siz de çok kolay yaptınız sanki. Evet, rahat yapıyorum. Ben rahat et. Çok rahat hareketler yapıyorum ya. Mesela şöyle yaparım. Arkaya doğru yatabilirim. Ama bu dizleriniz için çok kötü. Öyle mi? Bunu sakın yapmayın. Bunu nereden öğrendiniz siz? Bu dizleriniz için çok kötü bir hareket. Ben çocukluğumdan beri yapıyorum artık. Ama işte çok kötü bir hareket yapmayın, ama. Yapmayın. Gerçekten bazı hareketler spor yapacağım derken eklemleriniz çok bozar. Bu dizleri kız çocukları böyle açarlar, ben tabii yapamıyorum. Yana dizler için inanılmaz derecede kötü hareketler. Sakın yapmayın. Sözlerim bundan sonra. Tamam size. Yaptım. Tamam harikasın. Şimdi hocam size dönüyorum. Evet, şimdi her iki yarışmacımız da buradan bir 10'ar puan aldılar. İkisi için de 10'ar puan kaldıralım. Harikasınız. Tekrar hatırlatalım. Niye yapıyoruz bunları, unutmayalım. Ben yorgunum, hastalığım yok. Ama hala kendimi yorgun hissediyorum diyorsanız kaç güçsüzlüğü yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden bu hareketler kaslarınızı güçlendirmek adına çok önemli. Aynen öyle. Yani düşünün ki bir belirli bir mesafeyi iki kişi hızlı yürüyor. Birisinin kas yapısı çok iyi, öbürünün kasları yağlanmış. Bizi taşıyan şeyler kastır. Eğer kasınız zayıfsa o küçük mesafede bile yeteri kadar kas hücreniz olmadığı için hemen yorulursunuz. Yani pek çok bayan orta yaşın üstünde ev işlerini bile yapamıyor, yorgun. Çünkü neden? Kas yok vücudunda. Peki biz bu hareketlerini özellikle mi seçtik bu hareketleri? Yani yapamadık tabii. Mesela evde bizimle beraber eşlik ettiler ama dayanamadılar. Tabii ki. Ya da uzanamadılar. Tabii ki. Şimdi o zaman bu eksi puanları kendilerine verecekler ve kendilerini geliştirmeye çalışacaklar. Özellikle şimdi yapacağımız hareket çok belirleyici. Direkt insan ömrünü etkileyen, yani geleceklerini uzun yaşayıp yaşamamalarını, saatli yaşayıp yaşamamalarını bu hareketle bir zamanlama vereceğiz. Hocam öyle söylüyorsunuz, heyecan yaptım ben evet. Bu hareketle bu hareket çok bunu? Önemli. Evet. Yani biz ne kadar sağlıklı bir şekilde yaşlanacağız, yaşayacağız? Tabii, çok bu önemli. Bu hareket çok önemli şimdi. Hangi hareket şimdi, bu hareket? Bu hareketi isterseniz önce bir arkadaşlarımızdan birisi bize göstersin. Peki, kim göstersin? Gel Fırat. Fırat Bey'den gel. Rica edelim. Fırat yeni baba oldu. Dünya güzeli bir evladı oldu. Tebrik ediyoruz Fırat'cığımı. Bakalım. Evet, evet Fırat. Fırat'cığım. Şimdi ben Fırat'ın ne yapacağını anlatayım. Fırat, yine ekran başındaki izleyicilerimiz de yapabilirler. Hiç elini ve dizini kullanmadan yere oturacak. Ama elini ve dizini kendi vücuduna veya yere koymadan yere oturacak. Süre önemli değil. Sonra da tekrar yerden ayağa kalkacak. Ellerini kullanmadan. Ellerini kullanmadan. Evet. Dizini ve ellerini. Otur bakalım Fırat'cığım. Fırat'cığım ben baba oldu mu dedim olacak yerine. Olacak. Evet. Olacak. Hadi evet. Bakalım şimdi inşallah. De kalkıyoruz. Böyle kalkıyoruz. Vallahi bravo. Fırat bunu bir kere daha yapar mısın? Bu kadar önemli bir hareket yani. Peki, ellerini kullanmadan oturuyor, ellerini kullanmadan üstelik de kot var üstünde yani. Evet. Çok anladın teşekkür ederim. Anladın mı hocam, ediyorum. Biraz haksızlık şimdi o benim yarı yaşımda. Evet. Şimdi bir dakika, bunun burada tabii yaş hiç önemli değil. Yani bir insanın 60 yaşında da eğer kendisine dikkat ediyorsa bu hareketi çok güzel yapması lazım yani. Kasları iyiyse, yeteri kadar esnekse yapar. 60'da da 70'de de yapar. Teşekkürler Fırat. Bunu evde yapıp insanlar görürlerse durumlarını, normal olan hiç el ayak kullanmadan, diz kullanmadan oturup kalkmaktır. Eğer oturup kalkarken bir el bir diz kullanıyorsanız o zaman 2 puan düşürüyoruz. Bakın yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Hiç el diz kullanmadan oturup kalkan bir kişiyle bir el bir diz kullanarak 2 puanını düşüren kişinin kıyaslandığında el diz kullananların 20 yıllık takipte ölüm riski, yani hepimiz bir şekilde vefat edeceğiz, 2 misli artıyor. Bakın el, ayak, diz 4 puan eğer kullanır giderseniz 6 misli artıyor. Demek ki kendimize dikkat ederek puanınız şimdi düşük olabilir ama bunu düzeltebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Kilo vereceksiniz, devamlı yürüyüş yapacaksınız. Bir de en başta gösterdiğimiz bu kor egzersizlerden birisidir bu gerginlik hareketi.
Bunu evde herkesin yapabileceği çok basit bir hareket. Sabah yataktan kalkınca, öğlen, akşam hemen halının üzerine yatıp böyle kendinizi tutmaya çalışın. Bütün beden kaslarınız ama çalışır. Ama ne kadar çalıştığını gördüler herhalde değil mi? Bütün tabii, vücut titriyor bütün çünkü vücut bütün kaslarınız çalışıyor. Yani bakın ben yorgunluğun sebebi sonuç olarak biraz şuraya gelmek istiyorum. Yorgunluğun sebebi aslında tembellik. Güçsüzlük ve tembellik. Tembelliktir. Yeteri kadar çalışırsanız, sağlığınıza bakarsanız, bakın genelde biraz önce katılan hocam da hep onun üzerinde durdu. İnsanlar hep hekimden bekliyorlar. Ama sizin yapacağınız bir şeyler var, bunları yapmanız lazım. Her şey ilaçlı olmuyor. Kendinize bakacaksınız, fit olacaksınız, kaslarınızı hep aktif, canlı tutacaksınız. Sağlık da peşinden gelir.